Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir Sezen Aksu ve Yıldız Silbe hikayesini paylaşacağım. Tam 25 yıl sürmüş olan bir kırgınlık ve küskünlük hikayesi. Takvim yaprakları 2 Ocak 2018 tarihini gösterirken Yıldız Silbe sosyal medya hesabında bir fotoğraf karesi paylaştı. Bu fotoğraf karesinde Sezen Aksu ve Yıldız Silbe yan yanaydı ve Yıldız Silbe bu karenin altına şu notu düşmüştü. 2 Ocak tarihe geçsin. Evet, 2 Ocak 2018 tarihinde Yıldız Silbe'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bu fotoğraf karesi ve yazıyla birlikte 25 yıllık küskünlük ve kırgınlık da sona ermişti ve Yıldız Silbe bize bunun haberini veriyordu. Peki ne olmuştu da iki önemli kadın solist 25 yıl küs kalmışlardı? Bunun için 90'lı yıllara gitmemiz lazım. 1991 yılında Sezen Aksu ve Yıldız Silbe ilk kez karşılaşmışlar ve tanışmışlardı. Ancak bu karşılaşma ve tanışma hikayesinin öncesinde Yıldız Silbe'nin hayatına bir göz atmamız lazım. Yıldız Silbe ailesiyle birlikte İzmir'in yoksul semtlerinden birinde yaşıyordu. Babası mevsimlik işçiydi ve kendisiyle birlikte tam 6 çocuk sahibiydi. Ancak tabii ki babasının geliri ailesinin geçimine imkan sağlamıyordu. Dolayısıyla bunun için Yıldız Silbe ortaokul sıralarında eğitimine son verdi ve çalışma hayatına başladı. Farklı işlerde çalıştı. Farklı işlerde çalışırken henüz genç kızlığa adım attığı sıralarda kendisi gibi genç olan bir delikanlı ile evlendi. Eşi askerdeyken bir çocuğu oldu ve doğan kız çocuğuna Sezen adını koydu. 1989 yılına geldiğimizde Yıldız Silbe eşinden ayrılmıştı. Artık kendi yolunu çizmek zorundaydı. Ve yapmak istediği şey şarkı söylemekti. 1990 yılında henüz 24 yaşındayken İzmir'in en önemli pavyonlarından biri olan Pırlanta Pavyonu'nun kapısından içeri girdi. İşte o giriş Yıldız Silbe'nin hayatını değiştirecekti. Pırlanta Pavyonu'nun sahibi Cengiz Özşeker bir anlamda yetenek keşfetmekle de ünlüydü. Çünkü Kibariye, Tüdanya, Bergen gibi önemli solistler Pırlanta Pavyonu'nun sahnesinden geçmişti. Artık o sahnede Yıldız Silbe vardı ve 1991 yazına geldiğimizde Silbe'nin hayatının akışı değişecekti. 1991 yılının yazında Yıldız Silbe'nin kulisine çalışanlardan biri heyecanla girdi. O gece gelen müşteriler arasında Sezen Aksu vardı ve Sezen Aksu'nun geldiğini haber veriyordu. Kaçınılmaz olarak Yıldız Silbe tabii ki çok heyecanlandı. Peki nasıl olmuştu? Sezen Aksu gerçekten Yıldız Silbe'yi mi dinlemeye gelmişti yoksa tesadüfen mi o gece pavyonun müşterilerinden biriydi? Rivayet odur ki oyuncu Uğur Yücel bir İzmir seyahati sırasında tesadüfen Pırlanta Pavyon'a müşteri olarak gelmiş, Yıldız Silbe'yi sahnede izlemiş, sahnesinden etkilenmiş ve İstanbul'a geldiğinde Sezen Aksu'ya Yıldız Silbe'den bahsetmişti. İzmir'e gittiğinde bu genç kızı mutlaka dinlemelisin demişti. Ve Sezen Aksu da bir İzmir seyahati sırasında bu öneriye kayıtsız kalmamış ve Pırlanta Pavyon'da Yıldız Silbe'yi dinlemeye gelmişti. Bu rivayet ne kadar doğrudur ya da yanlıştır bilemeyiz ama gerçek şu ki bir şekilde Sezen Aksu Yıldız Silbe'yi o gece dinledi. Tabii ki etkilendi. Tabii ki Sezen Aksu'nun önünde şarkı söylediği için Yıldız Silbe daha da çok etkilenmişti ve çok da heyecanlıydı. Duygularını onunla paylaşmadan edemezdi. Sizi çok seviyorum. Hatta o kadar çok seviyorum ki kızımın adını dahi Sezen koydum demekten kendini alıkoyamaz. İşte bu tanışmanın ardından Sezen Aksu Yıldız Silbe hikayesi de başlar. Çok uzun sürmez. Sezen Aksu İstanbul'a gittiğinde Yıldız Silbe'yi telefonla arar ve onu İstanbul'a davet eder. Bu davet Yıldız Silbe'nin hayatının akışını değiştirecektir. İstanbul'a gelen Yıldız Silbe artık bir pavyon şarkıcısı değil, Sezen Aksu'nun vokalistidir. Hem Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapar hem de Sezen Aksu'nun evinde onunla birlikte yaşar. Yani Sezen Aksu hayatının kapılarını Yıldız Silbe'ye açmıştır. O yıllarda Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan isimler tek tek albüm yapmakta ve bu albümler onlara şöhretin kapılarını sonuna kadar açmaktadır. 1991 yılında Sezen Aksu'nun vokalistlerinden biri olan Aşkın Nur Yengi Hesap Ver albümünü yapar ve popüler bir kimlik kazanır. Sökip aldın benden yalanlarla hayatımı, gidiyorsun şimdi. 1992 yılında bir başka vokalisti olan Sertab Erener Sakin Ol albümünü yapar ve milyonların sevgilisi olur. Ölümlü dünya, ölümlü insan, her
iki kadın vokalin prodüktörü de Sezen Aksu'dur ve albümleri bizzat Sezen Aksu bu iki kadın vokale yapar. Yani zamanı geldiğinde Yıldız Tilbe de mutlaka Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünde bir solo albümün sahibi olacaktır. Ancak Sezen Aksu prodüktörlüğünde bir Yıldız Tilbe albümü yapmak onun için gerçekleşmeyecektir. Ta ki 1994 yılında ilk solo albümünü yapıncaya kadar. O yıllarda Sezen Aksu genç ve son derece yetenekli olan müzisyen ve aranjör Uzay Hepar ile birlikte çalışmaktadır. Ve aynı zamanda Uzay, Sezen Aksu'nun sevgilisidir. Burada Uzay Hepar'ın müzisyen kimliğine bir parantez açmak ve biraz da detay vermek gerekiyor. Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı nasıl müzikal olarak bir araya geldiler? İlk olarak Erol Evgin ile Yeniden isimli bir albümde Uzay Hepar'ı iki Sezen Aksu şarkısını aranje etti. Ve ardından Sezen Aksu'nun prodüktörlüğünü yaptığı vokalistlerinin albümlerinde hep karşımıza Uzay Hepar'ı çıktı. Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ın yolları kesişmeden önce Kraliçe'nin aranjörü Onno Tunç'tu ve Onno Tunç gerçekten de Sezen Aksu'nun kariyerine çok ama çok büyük katkılar sağlamıştı. Ancak 90'lı yıllarda artık Onno Tunç yanında Uzay Hepar'ı da Sezen Aksu müziğine dokunan önemli bir karakterdi. Aşkın Nuryengi'nin Hesap Ver ve Sertab Erener'in Sakin Ol isimli solo albümlerinde aranjör olarak da karşımıza çıkan Uzay Hepar'ı o dönemlerde Onno Tunç'un mirasını devralacak olan en yetenekli aranjör olarak yorumlanıyordu. Öylesine ki 1993 yılına geldiğimizde Levent Yüksel'in Medcezir isimli albümünde de aranjör olarak karşımıza Uzay Hepar'ı çıkıyordu. Ve hemen ardından 1993'te yapılan Sezen Aksu albümü Deli Kız'ın türküsünde yine aranjör Uzay Hepar'ıydı. Özetle o yıllarda Sezen Aksu kariyerinde Onno Tunç dönemi bir anlamda kapanmış ve Uzay Hepar'ı dönemi başlamıştı. Uzay Hepar'ının Sezen Aksu'nun hayatındaki yerini ve konumunu sizlerle paylaştıktan sonra şimdi Sezen Aksu'nun Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a davet ettiği zaman dilimine tekrar geri dönelim. Sezen Aksu Yıldız Tilbe'yi İstanbul'a davet ettikten sonra ve onu vokalisti yaptıktan sonra tabii ki Yıldız Tilbe'nin de yavaş yavaş yıldızı parlamaya başladı. Hatta verdiği konserlerde Sezen Aksu her zaman Yıldız Tilbe'yi force etti. Çok özel bir ses dinleteceğim sizlere. Yıldız Tilbe. Sevgili İlhan Şeşen'in bir şarkısı. Yürürüm. Sezen Aksu konserlerinde Yıldız Tilbe'ye solo şarkılar söyletiyor ve geniş hayran kitlesi önünde sahne alan Yıldız Tilbe böylece Sezen Aksu sayesinde geleceğe doğru hazırlanıyordu. Bu durum ta ki 1992 yılının baharına kadar sürdü. 92 yılı baharında her şey değişti. Bir gecede yaşananlar Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasındaki tüm bağları kökten kopardı. O gece Yıldız Tilbe Uzay Hepar ile birlikte olmuştu ve bunu Sezen Aksu ile paylaşmaktan çekinmedi. Ertesi sabah Sezen Aksu'ya itiraf etti. Geceyi Uzay Hepar ile birlikte geçirdiğini söyledi. Bunu duyan Sezen Aksu tabii ki kayıtsız kalmadı. Aynı evi paylaştığı Yıldız Tilbe'yi evinden kovdu. Ve o kovulma anından itibaren 25 yıl boyunca bu ikili asla bir araya gelmedi. Ta ki 2 Ocak 2018 tarihinde Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımına kadar. 25 yıl dile kolay, az değil. Yıldız Tilbe Sezen Aksu'dan koptuktan sonra ne yaptı? Ona geçmeden önce şimdi Yıldız Tilbe'nin 2011 yılında katıldığı Altüst Muhabbetler isimli bir televizyon programındaki itirafına göz atalım. Uzay Hepar'ıyla birlikteydi. Ayrıldığı dönem Uzay onu çok arıyordu. Ben o evde kalıyordum. Çok sıkıyordu onu. Ondan sonra ben de onun üstünden alayım dedim onu. O şekilde bir gece sarhoştuk. Uzay'la birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum. Gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum. Taşıyamıyorum. Söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. O da o zaman güle güle dedi bana. Ben de ayrıldım. Bu şekilde. Sezen Aksu itirafla birlikte öğrendiği tek gecelik Yıldız Tilbe Uzay Hepar'ı ilişkisinin ardından acaba Uzay Hepar'ı ile olan tüm bağlarını kopardı mı? Hayır. İlişki sona erdi ama müzikal birliktelik devam etti. Uzay Hepar'ı Sezen Aksu şarkılarını aranje etmeye devam ediyordu. 1992 yılında bu olaylar yaşanırken daha önce de söylediğim gibi 1993 yılında Levent Yüksel'in Medcezir ve yine aynı yıl Sezen Aksu'nun Deli Kız'ın türküsü albümlerinde Uzay Hepar'ı vardı. Uzay Hepar'ı 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlendi. Ancak takvim yaprakları 20 Mayıs 1994 tarihini gösterdiğinde müzik dünyasını gerçekten çok ama çok üzen
benzeyen bir olay yaşandı. 20 Mayıs gecesi Uzay Heparı motosikletini kullanıyordu. Etiler'de Koç Köprüsü'nün üzerinden geçerken park halinde olan Demet Akbağ'ın otomobiline arkadan çarptı. Tam 11 gün komada kaldı ve 11 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Yine rivayete göre Sezen Aksu Uzay Heparı'yı hastanede ziyaret ettiğinde ona Küçüğüm isimli şarkıyı mırıldanıyordu. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün. Uzay Heparı'nın ölümüyle müzik dünyası gerçekten de son derece değerli ve yetenekli bir müzisyeni kaybetmişti. Aynı yıl 1994 yılında Yıldız Tilbe Delikanlım adıyla ilk solo albümünü çıkardı. Albüm çıktıktan sonra Delikanlım isimli şarkıyı Yıldız Tilbe'nin Uzay Heparı'ya yazdığı iddia edildi ama gerçekte böyle bir şey yoktu. Yıldız Tilbe Delikanlım isimli şarkıyı Uzay Heparı'ya yazmamıştı. Ancak şöyle bir detay var. Uzay Heparı ölmemiş olsaydı Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünde bir Sezen Aksu şarkısı yer alacak ve onu Uzay aranje edecekti. Bakın Yıldız Tilbe o günleri nasıl anlatıyor. Öyle bir araya geldik ki söz ve müziği kendisine ait olan bir şarkı verdi bana. Bir de beste verdi. Besteye ben söz yazdım. Uzay düzenliyordu. O hafta rahmetli oldu. Eğer Uzay ölmeseydi benim albümümde Sezen Aksu ve Uzay Heparı imzalı bir şarkı olacaktı. Bu sorulara hiç muhatap olmayacaktım ben. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe ve Uzay Heparı arasında yaşananlar müzik dünyasında yıllarca kulaktan kulağa konuşuldu ama kolaylıkla dillendirilmedi. Ta ki yıllar sonra Yıldız Tilbe bu konuda net şeyler söyleyinceye kadar. Yıldız Tilbe yıllar sonra katıldığı bir başka televizyon programında yaşananlarla ilgili olarak Sezen Aksu'nun bir şarkı yazdığını ve bu şarkıya da cevabı kendi yazdığı bir şarkıyla verdiğini ifade etti. Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı 1995 yılında yaptığı Işık Doğudan Yükselir isimli albümünde yer alan Onu Alma Beni Al isimli şarkıydı. Sezen Aksu bakın şarkıda neler söylüyor. Bak atının terkisine atmış gözleri şaşı gelini. Mor kaftanlara sarmış haspam odun gibi belini. Ah verin elime de kırayım cadının derisi kara elini. Seni gidi dilleri fitne fücur kıyametin gelsin. Peki Yıldız Tilbe bu şarkıda yazılanlara nasıl cevap verdi? O da adı E olan bir şarkı yazdı ve şarkının sözlerine baktığımızda epey sert söylemler vardı. Bakın Yıldız Tilbe şarkının sözlerinde nasıl cevap vermiş. O çok toydu, ben genç. Baş başa bıraktın, başka bir aşka başlamıştın. Bir senaryo yazdın, dört başı ihanet. Ben garip figüran, rolünü başaramayan. Ey bana şer atan bilinçli dağ karı. Sen beyazsan ben karayım, tamam mı? Sen çağırdın, söz verdin, tutmadın. Ne sağ ne sol, tam ortaya lafım, alan çıksın. Açık açık söyle, böyle böylesinde kasıtlı bir şüphe attın. Sanırım iki şarkıyı da dinledikten sonra sizler de bu olayla ilgili olarak kendi değerlendirmenizi, yorumlarınızı yapacaksınız. Ama bana kalırsa her iki şarkı da yaşananları tam anlamıyla özetliyor. Diğer taraftan Yıldız Tilbe'nin 2003 yılında çıkan Yürü Anca Gidersin isimli albümünde yer alan Yalan mı isimli şarkının da Uzay Heparı'ya ithafen olayı anlatan bir şarkı olduğu söylenir. Ama bana kalırsa 1992 yılında yaşanmış olan bu olayın ardından neden Yıldız Tilbe tam 11 yıl sonra olay anlatan bir şarkı yazsın. Dolayısıyla Yalan mı isimli şarkıyı diğer adıyla halk arasında iki kadın bir adam adıyla daha çok bilinen şarkıyı bu hikayeyle bağdaştırmak pek de anlamlı olmaz. Zaten şarkının sözlerine baktığımızda da başka bir yaşanmışlığı anlatan bir şarkı olduğunu net olarak görebiliyoruz. Gelelim bu hikayenin özetine. Hikayenin özetini tabii ki sizlerden bekliyoruz. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ama son not olarak şunu söyleyebilirim. Her ikisi de Türk popüler müzik tarihinde şarkı sözü yazabilme ve beste yapabilme yeteneğine sahip olan iki önemli değer. Biri Kraliçe Sezen Aksu, diğeri Yıldız Tilbe. Her ikisi de yazdıkları şarkılarla milyonların duygularına tercüman oldular ve olmaya da devam edecekler. Bana kalırsa onlar hikayenin sonunu yazdılar. 2 Ocak 2018 tarihindeki Yıldız Tilbe'nin sosyal medya paylaşımı hikayenin sonunu özetliyor. 2 Ocak tarihe geçsin. Tüm bunların yanında bu video içeriğimizi ve kanalımızda yer alan diğer video içeriklerimizi beğendiyseniz çevrenizle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda içeriklerimizden anında haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin.